İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Soğuk bir Aralık akşamında Afyon Zafer Stadyumu'ndan siz saygıdeğer Ege TV izleyicilerine merhaba demenin haklı, onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Evet sevgili izleyiciler, Süper Lig'de tüm karşılaşmalar son hızla devam etmekte. Birbirinden ilginç karşılaşmalar, birbirinden farkındalık yaratan karşılaşmalar var ve Trabzonspor rakipleriyle 12 puan bir artı artarak, 10 puan artı atarak önde şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmış oldu. Evet sevgili hocam, Lokman Özkul'la yine maçları beraber yorumlayacağız. Haftanın ilginç olaylarını ve haftanın ilginç durumlarını sevgili Lokman Özkul hocam da siz saygıdeğer Ege TV izleyicileri için yorumlayacak. Sevgili hocam, programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk sevgili hocam, teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Süper Lig'de haftanın açılış maçında Adana Demirspor Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Başakşehir Altay karşılaşması da berabere biten karşılaşmalardan birisiydi. Emre Belözoğlu'nun puan kaybı yaşadığı karşılaşmalardan birisiydi. Yine Akdeniz derbisinde Antalya Spor, Alanya Spor 3-0 gibi farklı bir skorla yenerken 3 puanını da hanesine koyuyordu. Nuri Şahin yönetiminde Antalya Spor'da bir çıkış yakaladı. Evet Rize Spor, Kayseri Spor karşılaşmasında gülen taraf Rize Spor'du. Rize Spor 1-0 gibi bir sonuçla 3 puan alarak alt sıralardan kurtulma yolunda mücadelesini veriyor. Yine haftanın en önemli ve en ilginç karşılaşması İstanbul'daydı. Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 gibi farklı bir skorla yenilirken Sergen Yalçın'dan maç sonu açıklamalarıyla ve Başkan Ahmet Nur Cebi ile yapmış olduğu görüşmeyle de gündeme geldi. Bunları da konuşacağız sevgili hocamla birlikte. Yine Gaziantep Futbol Kulübü Konyaspor'u 3-2 skorla yenerken haftayı 3 puanla kapatan takımlardan bir tanesi oluyordu. Karagümrük Trabzonspor karşılaşması ilginç bir karşılaşmaydı ve bu karşılaşmadan Trabzonspor 2-0 galip gelerek puanını yükselterek şampiyonluk adayının en önemli adayı olduğunu da gösteriyordu. Yine ilginç bir karşılaşma Sivas'tan geldi. Sürekli eleştirdiğimiz Rıza Çalınbay, Hatayspor 4-0 gibi farklı bir skorla yenerken kötü gidişine de noktayı koymuş oluyordu. Yeni Malatya Galatasaray karşılaşması 0-0 berabere sonuçlanan haftanın karşılaşmalarından biriydi ve Galatasaray da bu beraberlikle şampiyonluk yolunda önemli bir yara almış oluyordu. Haftanın son maçı ise Fenerbahçe ile Göztepe arasındaydı ve İzmir'deki karşılaşmada gülen taraf olmadı. Fenerbahçe ile Göztepe birbirine beraber kalarak Fenerbahçe'de şampiyonluk yolunda önemli bir yara almış oldu. Evet sevgili hocam, ben şöyle karşılaşmaları bir değerlendirdim. Siz ne diyeceksiniz puan durumu ve karşılaşma hakkında hocam? Hocam ben de bir puan durumunu aktarayım hocam. Bahsettiğiniz gibi Trabzonspor arayı açtı gidiyor. Evet. Yakın rakibine 10 puan fark attı. Fenerbahçe'ye 12 puan, evet. Galatasaray'a 13 puan, Trabzon artık Beşiktaş hocam? Beşiktaş 16. 16 puan. Yani mümkün değil artık bu saatten sonra şampiyonluğun şeysini Trabzonspor şampi diyebilir. Şampi diyebilir. Hatta hocam şampi diyorum. Pi değil, y'yi de koyuyorum hocam. Tamam. Doğru, haklısınız. Evet, Trabzonspor 36 puanla zirvede. En yakın rakipleri Konyaspor, Atakaş Hatayspor, onlar da bu haftayı puansız kapattılar. 7 puanla 10 puana çıkıyor, evet. Fark. Fenerbahçe Göztepe ile berabere kalarak o da puan farkını 12'ye yükseltti. 10 alanı 12'ye yükseltti. Medipol Başakşehir'in de tabii yükselişi durdu. Durdu. Altay maçıyla o da 5'te 5 yapmıştı. 5'te 5 yapmıştı Emre Belözoğlu'yla. O da puanını 22 yaptı ama tabii alttan düşme potasından Emre Belözoğlu Başakşehir şu anda 6.'ya kadar taşıdı. Taşıdı. Büyük ihtimalle daha yukarıya da çıkar 2. 3. Emre Belözoğlu hocam başarılı diyebiliriz hocam. Tabii tabii başarılı elbette. Yani 5 galibiyet bir beraberlik. Çok başarılı. Galibiyet yok. Hocam. Bir ZTK'da dün Bodrum'a yenildiler. Onu da tabii ciddiye almadılar. Evet. Onu ifade ettim. Çünkü ligde devam etmek istiyor. Onu gösterdi. Yani iki kulvarda takımların mücadele etmesi sıkıntı olabiliyor.
Muhtemelen herhalde Emre Hoca'da onu düşündü. Normalde Başakşehir Bodrum'a yenilecek. Bodrum bizim Afyonspor'un olduğu grupta hocam. Grupta evet iyi bir takım kurdu. Kurdular. Hep şampiyonla oynuyorlardı Bodrumspor'da hocam. Onlar da bir şanssızlık yaşıyorlar. Evet. Bu arada Afyonspor'da önemli bir sürprize imza attırıyorum. Birincilik takım İstanbulspor'u İstanbul'da 3-2 mağlup ederek evet. Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. Yani Ziraat Kupası'nda ilginç sonuçlar alınıyor. Yani artık bilemiyorum onu çok farklı değerlendirmek lazım. Sizin de söylediğiniz gibi Başakşehir'in ligde devam edeceğinin göstergesi gibi. Takımlar ona göre yedek takımlar yedek takımlarla çıkıyorlar hocam yani. Evet. Ama tabii yine de mesela Afyonspor şimdi gidebildiği yere kadar gitsin. En azından bir Süper Lig takımı belki buraya getirebilir. Bir Süper Lig takımıyla Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da artık Cuma günü kural çekim var. Ondan sonra onlar da devreye girecekler. En azından şuraya mesela bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gelse Afyonsporlu ve Afyonlu futbol severler izlese güzel olur açıkçası. Tabii ki hocam. Dediğiniz evet. Çok doğru hocam. Devam edersek hocam. Galatasaray 14 puan gerisinde liderin 22 puanla, Beşiktaş 20 puan, 16 puan gerisinde. Ege takımlarına baktığımızda Altay da bu haftayı 1 puanla kapattı. Başakşehir'den 1 puanı aldı. Aldılar. Evet, 17 puanla. 13. sırada Göztepe 11'e yükseltti 10 olan puanlı. Fenerbahçe beraberliğinden sonra 18. yine sondan 3. Göztepe düşme hattında değil mi hocam? Düşme hattında, yani sondan üçüncü tabii. Yani gerçi evet. Fenerbahçe karşısında güzel bir futbol ortaya koydular. Evet. Baskın bir futbol ortaya koydular ama tabii. Sonuca gidemediler hocam. Sonuca gidemediler. Belki bundan sonra çevirebilirler. Fenerbahçe maçı belki bir onlar için dönüşüm olabilir. Dönüşüm olabilirdi evet. Yiğidolar Sivasspor'da 16 yaptı. 13 olan puanlı 4-0 gibi sükseli bir galibiyet aldı Hatay karşısında. Onlar da 14. sırada Sivas yükseliyor biraz daha. Artık bu ışığı verdi. Verdi. Sivas'tan zaten bir patlama bekliyordu. Geçen hafta da hocam Rıza Çalınpa'yı konuşmuştuk. Evet, aslında hak etmediği bir konumda olduğunu Sivas Spor'un. Evet. Ve Sivas Spor'un daha iyi bir takım olduğunu, siz birçok takımdan daha iyi olduğunu söylemişsiniz. Hatta Hatay Spor'dan, Konya Spor'dan daha iyi takım olduğunu söylemiştiniz. Evet. İnşallah biz tabii ki Rıza Çalınpa'yı seviyoruz. Rıza Çalınpa'yı gerçekten Türk futbolunda ekol olmuş. Evet. Teknik direktörlerden birisi, futbolculuğu ona keza, Aton Karıcı olarak Beşiktaş camiasının çok sevdiği bir futbolcuydu. Teknik direktörlüğü de ona keza. Evet. İnşallah Sivasspor'da Rıza Hoca ile çıkışına devam eder diyoruz hocam. İnşallah, inşallah hocam. Son 4 sırada Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor olarak düşme hattında bu takımlardan oluşuyor. Hatta hocam biz Giresun Spor'a konuşmuştuk geçen haftada. Evet. Hakan Kereç de çok iyi bir yolda olduğunu söylemiştik. Tabii ki. İnşallah bunu Beşiktaş maçında da Hakan Kereç'e ayrı bir parantez açarak Hakan Kereç'in konumunu da değerlendirebiliyoruz. Ve İzmir'den başlıyoruz. İzmir takımlarıyla başlıyoruz hocam. Ve Başakşehir Altay karşılaşmasında. Evet. Mustafa Denizli'nin talebeleri de bir düşüş içerisindeydi. Başakşehir karşısında bir puan da olsa bir puan iyidir hocam her şeyden önce. Yenilmektense. Deplasmanda alınmış bir puan her zaman için kazançtı. Evet hocam. Yani özellikle Anadolu takımları ve orta sahalar düşmemeye oynayan takımlarda bir puan hakikaten deplasmanda büyük bir kazançtır. Altay'da bunu başardı. Açıkçası Mustafa Hoca bir puan için gitmiş. Yani evet. İstanbul'a, Başakşehir'e. Çünkü kapandılar. Maç boyunca komple kapandı. Komple kapandığı için de Altay'ın çok fazla önemli bir pozisyonu yok. Cılız birkaç pozisyon buldular. Onun dışında çok da kaleci Muhammed'i zorlayan bir pozisyonda olmadı. Ama Başakşehir oyunu tamamen Altay yarı sahasına yıktı. Sağdan, soldan, ortadan birçok denemeler oldu. Ama orada onlar da gole dönüştüremedi. Altay kalecisi liste günündeydi. İyi toplar çıkardı. Altay da iyi savunma yaptı, kapandı. Sakatlar da dönüyor Altay'da mesela. Benim her zaman bahsettiğim Rodriguez, 10 numara oyun kurucu oyuncusu döndü mesela, o farkını hissettirmeye başladı. En azından oyun biraz daha derli toplu olmaya başladı. Bunu iç saha maçlarında daha iyi konuma çevirir diye düşünüyoruz Altay'ı. Altay iç saha maçında galip gelir büyük ihtimalle.
beklenti o yönde. Yani hangi takım olursa olsun, çünkü orada taraftarının da desteğini arkasına alarak Altay evinde 3 puan çıkarabilecek bir takım. Sakatlarına dönmesi, tam kadro olmaya başlamasıyla yavaş yavaş takımın Altay derneği toparlanacaktır. Yani İstanbul'dan alınan 1 puan kazançtır. Diyorsunuz. Evet hocam. Hocam Sivas Spor bir çıkışını yakaladı. 4-0 gibi farklı bir sonuçla aldı. Her ne kadar Hatay Sporlu futbolcu kırmızı kart görse de, gerçi 3-0'dan sonra kırmızı kart görmüştü. Yani Sivas Spor'un zaten baskın futbolu ve atak futbolu ortadaydı ve 3-0 öndeydi Hatay Spor 10 kişi kaldığında. Ve akabinde 4. golü de bularak Sivas Spor 4-0 gibi farklı bir skorla haftanın en farklı galibiyetini alan takımlardan birisi oldu. Beşiktaş karşısında Giresunspor'un aldığı karşılaşma takımla birlikte. Evet hocam, Sivas Spor için neler diyorsunuz? Sivas Spor sizin çok yakinen takip ettiğiniz bir takım. Sivas Spor özellikle yakinen takip ediyoruz. Hem Rıza Hoca'dan dolayı hem de tabii özel ilgi alanımız Sivas'a da bir sempatimiz var. Bütün şehirlerimiz olduğu gibi. Çünkü zaten Yiğidolar adına boşuna almış bir şehir değil. Hakikaten Yiğidolar isminin hakkını veren bir şehir. Futbolda da iyiler. İstikrarlı bir şekilde devam ediyorlar. Mecnun Ot Yapmaz başkan hakikaten çok istikrarlı. Evet. Yıllardır değişmeyen başkan. Değişmeyen derken tabii başarısından dolayı, kulübü yönetmesinden dolayı, istikrardan yana olmasından dolayı. Ve bu tabii teknik heyet, futbolcular hepsi birbirine yansıyınca başarı da geliyor. Bu sene tabii beraberlikler takımı oldu genelde Sivas Spor. Genelde maçlarını 1-1, 0-0 gibi sonuçlarla tamamladı veya işte 2-2 gibi sonuçlarla çıkabildi. Ama bu maçta kabuğunu kırdı. Yani Hatay maçı bir çıkış maçı. Bundan sonra Sivas Spor'un ben aynı oranda devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü oyuncuların da özgüveni bir yerine geldi. Mesela Yatabare hat-trick yaptı. Evet, Mustafa Yatabare'nin gecesiydi hocam. Pietro Henrique ile birlikte penaltı golüyle Sivas Spor öne geçmesine rağmen Mustafa Yatabare 43. 48. ve son dakikalarda 86. dakikada hat-trick yaparak takımına 3 puan kazandırmış oldular. Yatabare iyi bir golcü hakikaten. Yatabare ilk 11'de oynaması gereken bir oyuncu. Sivas Spor'un elinde tabii o noktada birçok oyuncu var. Mesela Leke James var. Bunun yanında Kayode var. Ben açıkçası tercihimi Mustafa Yatabare'den yana kullanırım. Hem kafa toplarına hakimiyeti hem gelen ortaları ayakla değerlendirmesi gerçekten son derece olumlu. Bunu tabii takım olarak iyi oynadı Sivas. Özellikle Max Kreder çok iyiydi. Max Kreder oyunu iyi kurdu, yönlendirdi. İyi asistler yaptı. Toplar arkadaşlarına iyi aktardı. Yani her hattıyla kaleden santrafora kadar her hattıyla çok iyi bir Sivas Spor vardı. Dolayısıyla Hatay gibi bir takımı sürklese etti. 4-0 Hatay için bir bozgundur açıkçası. O da Hatay'da iyi gidiyordu, iyi sonuçlar arıyordu. Ama Hatay'ın bu iyi gidişine de Sivas Spor dur dedi. Faysal Facır mesela yine çok iyiydi. Savunma yerindeydi. Guhtas her zamanki mesela Türkiye Ligi'nin en iyi stoperlerinden biri. Hem savunmada sağlam hem çıkıyor, gol arıyor. Bu maçta da gol atacaktı. Yine kaleci kurtardı. Yani böyle bir stoper de az bulunur açıkçası. Yani her hattıyla çok iyi bir Sivas Spor vardı. Sivas Spor vardı. Hak ettiği galibiyeti 4-0 gibi farklı bir skorla aldı. Rıza Hoca'yı ve talebelerimi tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz, evet yani. Hatay Spor'da bu niye böyle bir sonuç çıktı hocam? Yani 4-0'da Hatay Spor için aslında farklı bir skor. Yani Hatay Spor'da kağıt üstünde, hatta bazı otoritelerce Hatay Spor favori gösteriliyordu hocam. Evet, Hatay Spor kimi zaman deplasman takımı. Deplasmanda da çok iyi sonuçlar alıyor, çıkarıyor. Yani bu maçta da sürpriz yapabilir mi diye bazı spor otoritelerince bekleniyordu açıkçası. Açıkçası ben kendi adıma Sivas Spor'dan bir patlama çıkışı bekliyordum. O gerçekleşti. Hatay tabii Sivas Spor'un özellikle hücum futbolu oyunu kendi sahasına yıkmasına çok direnemedi. Savunmada zafiyetleri vardı. Orta sahada
topu tutma konusunda sıkıntılar yaşadı. Orta sahadan forvete topu aktarma konusunda sıkıntılar olunca bu defa rakibinin kendi sahasında kabullenmek durumunda kaldı. Öyle olunca da Sivas'ın golleri peşi sıra geldi. Her ne kadar ilk gol ilk yarının sonlarına doğru gelmiş olsa da birinci gol zaten kilidi açıyor, ondan sonra arkası gelebiliyor. Evet. Yani Hatayspor bazen böyle inişli çıkışlı grafikler sergiliyor. Berlin'in kırmızı kartı için ne diyorsunuz hocam? Hatayspor'u 10 kişi bıraktılar. Yerinde hocam, çünkü rakibini zaten birinci sarısı da doğruydu. İkinci sarı da anlatıldı. Vücuduyla yani koşan oyuncuya vücudunu koydu ve engelledi. Koşan oyuncunun önünde kendini set etme. Zaten bu faul ve sarı kart. Doğru. Yani verilen çift sarı kart da doğru. Evet. Kırmızı kart da doğru.